bu kurabiye özellikle askerler askere gideceği zaman bunun özelliği bu kekimiz bayatlamıyor. Adanya di Bursa, rasanya enak banget dan harganya murah banget, cuman 2,5 tele. Iki bucuk. Harganya cuman 2,5 tele, tapi sayang banget, jauh banget. Jadi untuk kalian yang datang ke Bursa, wajib kalian mencobanya. Yang seperti ini bentuknya, kayaknya di Istanbul nggak ada. Istanbul nggak ada, jadi cuma ada di Bursa, dan ini harganya cuma 2,5 tele. Enak banget, masih panas. Jadi Tetes cobain dulu untuk kalian semuanya ya. Jadi untuk yang Bursa, kalian wajib mencobanya. Ya. Apa Daniel? Ya ter. Hey bu, sadar jadi apa? Hayer. Pepsi war, basa Istanbul war. Ama bu? Yo. Ama singit. Iya mah. Coki, enak banget rasanya itu di mulut, rotinya tuh enak banget dan itu kita harus cobanya. Jadi kalau untuk datang ke Bursa, kita wajib mencoba makanan ini, roti ini sebetulnya. Tempat lain nggak ada, cuman ada di Bursa aja. Jadi wajib untuk mencobanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan TST, Tetes Hari Turki. Kebetulan pada hari ini saya sedang berada di Bursa karena ada referensi dari salah satu teman saya yang di Bursa yang mengatakan ada toko roti yang sangat populer dan itu sudah lama banget. Dan itu sudah bertahun-tahun. Sekarang kebetulan saya sedang berada dan berkesempatan berbicara langsung dengan salah seorang pemiliknya atau salah seorang yang mengurus di toko ini, dan dia bersedia untuk diwawancarai. Jadi untuk semuanya yang datang ke Bursa, kalian wajib mencoba makanan ini. Kita tanya nih, apa yang menjadi populernya dan apa yang menjadi orang berkunjung ke sini gitu. Kita akan menanya langsung bu isimnya Kahinli Pide. Bu simit, bu ama normal sokakta satılan simitlerden de bu. Pekmezin içinde makarna gibi haşlanıyor. İlk başta öyle hazırlanarak simit oluyor. Bu gevrek simittir, yani kameraya da karşı göstereyim. Bunun çıtırlığı, özelliği pekmez yapılmasıdır. Böyle çıtır bir simittir yani bu şey. Özelliği budur. Evet, doğru. Sonra başka isim ne? Bu cevizli lokum. Cevizli lokum. Evet. Bursalıların özellikle her yerde vazgeçemediği bir yiyecektir. Cevizli lokumu kınalarda, düğünlerde, her türlü cemiyetlerde, bayramlarda sabah kahvaltılarından akşama kadar sürekli gelen misafirlere baklavanın yanında ikram edilir cevizli lokum. Bursalılar bundan da vazgeçemez. Bu kurabiye tatlı bir kurabiye. Bunun çok isim var. Babaanne kurabiyesi diyorlar, asker kurabiyesi diyorlar, anneanne kurabiyesi, dede kurabiyesi. Bu kurabiye özellikle askerler askere gideceği zaman bunun özelliği bu kekimiz bayatlamıyor. Sertleşmesi olmuyor. Yani bu kek mesela şu an bunu aldığın zaman bir hafta içinde aynı özelliğini koruyor. O yüzden eskiden askerler uzun süre gittiği için mesela asker buradan atıyorum Türkiye'nin diğer ucuna giderken askerlerin çantalarına bu keklerden koyarlarmış ki bayatlamasın. Bunu giderken sürekli yolda taze taze yiyebilsinler diye. Evet. Ama İstanbul hepsi var mı? Yok. Bunların hiçbiri, hepsi Bursa'ya özgü. Sadece Bursa. Evet. Sadece Bursa. Simit, babaanne kurabiyesi, cevizli lokum ve tahinli pide. Doğru. Çok sıcak. Ama sadece hepsi ya. Hepsi Bursa.
Bursa bu Bursa yöresi. Var. Evet, evet. Ama bu sadece originasis. Evet, evet sadece siz, biz. Evet, evet sadece siz, biz. Hepsi yaptı. Normali ya, normali yabancı geldim. Ne hangi yemek? Özellikle Bursa'ya en çok özellikle insanlar hayınlı pili için geliyor. Yani Bursa çok turistik bir merkez. Evet. Yani sizler de geldiğiniz için izleyen arkadaşlarımız da iyi bilirler. Bursa çok turistik bir yer. Yani Araplar, Almanlar, Ruslar, dünyanın her yerinden insanlar geliyor. Türbelere, şeylere ziyaret. Ve geldiklerinde ilk zaman hemen sabahleyin Abdal Meydanı'na gelirler ve tahinli pide yerler. İlk başta bunu gıdayla buna başlar. Yani bu tatlı bir şey. Tabii ki. Bunu mesela şehir dışından gelen insanlar özellikle sabah kahvaltısında yemek istemiyor. Biz sabah kahvaltısı tatlı mı yiyeceğiz? Evet. Ama Bursalılar ilk sabah kalktı mı işlerine giderken, çarşıda bu yolu kullanırken buradan tahinli pidelerini alırlar ve gidip iş yerlerinde sabah kahvaltısını tahinli pideyle yaparlar. Normalde ben sabah kahvaltı olur mu? Normal mi? Şimdi belki sizlere garip geliyor olabilir ama evet. Bursa için bu çok normal bir şey. Evet. Yani her sabah kalktığımızda biz tahinli pide yiyerek güne başlıyoruz. Evet. Ama şehir dışından sürekli İstanbul'dan Bursa, çünkü İstanbul'da Bursa çok büyük bir ticaret merkezi. Evet. Ve sürekli gelip giden insanlar tahinli pideyi sabah yemeye çok alıştı. Yani o yüzden tahinli pide sabah öğünü, özellikle sabah. Ama günün her saatinde sıcak sıcak yenilebiliyor. Tabii ki çok sıcak, çok iyi. Normali sabah saat kaç açar? Bizim sabah ezanından sonra iş yerimiz açılır. Yatsı ezanına kadar bizim açık. 5 vakit iş yerimiz açık sürekli. Maşallah. Sabah? Sabah ezanından. Nasıl? Yani saat 4.30'da bütün bu tahinli pide, ceviz lokum çıkar. Evet. Akşam saat 10'a kadar hepsi sürekli var. Maşallah. Lütfen her gün ya kaç? Simit kaç burada gitti? Normali. Daha fazla. Daha fazla. Evet. Kaç? 4000, 5000. Aa maşallah. Özellikle simit ve tahinli pide 4000 ve 5000 civarında. Her gün. Evet, her gün. Bunlar maşallah. Daha fazla. Böyle tek tek paketlenerek kınalarla gelen misafirlere ikram ediliyor. Ceviz bir kaç yıl çalışıyorum? 5 yıl. 5 yıl. 5 yıl. Evet. Abla. Ben de yeni geldim. Tamam. Abi kaç baba? Kaç yıl buradayım? 35 yıl. Maşallah. Harika. Kolay gelsin. Memnun oldum. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Evet, bu da benim babam. Baban mı? Evet, babamız. Ay selam söyle. Aleyküm selam. Onun da sizlere çok selam vardı. Geldiğiniz için hepinize tamam. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Bu hale bu şekle getiriliyor. Bu? Evet. Tamam. Sonra da pişiyor içeride. Tamam. Kaç dakikayı pişiyor onları mı söyleyeyim? Evet. 1, 2, 3. Şimdi tahinli pidelerimizi içeri attık. Tahinli pidelerimiz bir 7 ve 8 dakika civarı pişme süresi vardı. 300 derece ateşte pişer. Simitlerimiz de aynı 300 derece ateşte 5,5 dakika 6 dakika arasında pişer. Hepsi bu. Efendim? Hepsi yaptı bu. Evet, burada. Hı. İçeride. Hepsi dükkanın üst katta imal ediliyor. Oradan asansörle beraber aşağı geliyor ve burada pişiyor. Tamam. Ama hepsi yaptı. Hepsi burada pişiyor. Yani. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ olun. Yok. Çok teşekkür ederim. Buraya da çekeriz. Pekmezli kazanmadık ya. Merhaba. Burada simitler ilk başta. Bu çiğ hali, daha pişmemiş hali, böyle ateşe doğru çekin. Bir de çıkarken çekersin. Tamam. Kaşı da bırakın mı? Ateşe de çekin. İçeri doğru. Getirebilir misin? Poşet kullana değil. Biraz soğuktan sonra poşet arttırın. Tamam. Beş poşet arttırın. Bu nasıl? İş yerimizi 1974 yılında dedemiz Sabri Kavan kurdu. Yani tam 47 yıl önce aynı burada o kurdu ve o başlayarak şu an günümüze kadar, 47 yıl sonrasına kadar aynı tat, aynı lezzetle işimizi aşkla yürütmeye devam ediyoruz. Şimdi siz mi yaptınız? Şimdi biz, ben ve bir tane abim var. İkimiz beraber onların yaptığı işi üstüne katarak, yükselterek yapmaya devam ediyoruz, çalışıyoruz. 20.